Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz bu videomuza. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu FIFA'daki temel problem olan internet bağlantı problemini nasıl çözebiliriz? Daha doğrusu tabii ki de tamamen çözme yöntemi yok ama nasıl kendimizi daha güvenli bir şekilde oyuna verebiliriz? Bunu sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu hafta 3 tane daha temel videomuz gelecek. Size söz verdiğim videolar gelecek. Cumartesi akşamı Team of the Year paket açılımı olacak. Ve aynı zamanda FIFA'da yeni bir oyun açığı buldum arkadaşlar. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağım bu hafta, kısmet olur ise. Şimdi arkadaşlar hemen gelin direkt başlayalım. Öncelikle hataları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir kullanıcı hataları, yani bizim yapmış olduğumuz hatalar var. Bir de oyunun server bakımından olan hatalar var. Bizim tarafımızdan olan hatalar şu şekilde. İlk olarak televizyonu doğru ayarlamamış olmamız. Bu ne demek? Çoğu insan oynadığı televizyonda veya monitördeki oyuncu, yani gamer ayarlarını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyun ayarlarını yaptığınız zaman televizyonunuz ya da monitörler direkt ayarlı yanlış bilmiyorsam, ama televizyonlarda eğer oynayanlar varsa, eğer televizyonunuzda oyun modu varsa oyun modunu alarak daha responsive dediğimiz arkadaşlar daha hızlı bir gameplay alabilirsiniz. Daha akıcı bir gameplay alabilirsiniz. Zaten FIFA'daki temel nokta arkadaşlar genelde bu oluyor. Ben hemen kendimden örnek vereyim. Benim odamdaki televizyonda mesela ufak bir gecikme var. Tabii ki de yeni bu çıkan 1MS monitörlere göre falan filan bayağı geride olan bir televizyon, eski bir televizyon. Ben bunu kullanıyorum. Benim televizyonda mesela gecikme şeyi biraz çok daha yüksek. Mesela veriyorum, salonda bir televizyon var bizim. Büyük bir televizyon. Fakat ben onunla PlayStation oynadığım zaman en az benim bastığımla televizyona giden arası 1 saniyelik fark var. Belki sizde 1 saniyelik olmasa bile yarım saniyelik bir fark olabilir ve bunu oyundan kaynaklanıyor sanabilirsiniz. Kendinizden bu hatayı çözmek istiyorsanız arkadaşlar temel kural olarak 1. Monitörle oynayın. 2. Eğer monitörle oynamıyorsanız bile, bir televizyonla oynuyorsanız bile oyun ayarları var mı yok mu, bunlara bakın arkadaşlar. Bizim kendi açımızdan olabilecek tek problem bu. Ve ikinci olarak da arkadaşlar oyunu Wi-Fi ile oynama, yani kablosuz internetle oynama. Eğer oyunu kablosuz internetle oynuyorsanız bu sizin için sorun yaratabilir. Aslında normalde şey olmaması lazım, yani yaratmaması lazım o kadar fazla. Fortnite falan mesela Wi-Fi'den oynadığınız zaman çok fazla bir sıkıntı çekmezsiniz. Yani hotspot'tan falan oynadığınız zaman bile sıkıntı çekmiyorsunuz. Yani FIFA'da da çekmiyorsunuz ama hani bu kanser olayı diyorlar ya, bu kanser olayını azaltmak için sizlere tavsiyem oyunu kabloyla oynamanız. Wi-Fi'de de oynasanız aslında kasmaması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim bizim neler yapabileceğimize. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle direkt şu şekilde başlayacağım. Benim size göstereceğim iki tane temel şey var. Öncelikle ses ve ekran kısmında arkadaşlar, buradan çıktığınız zaman görüntü alanı ayarları diye bir mod var arkadaşlar. Şu anda buradan görüyorsunuz mesela. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Normalde insanlar bunu ayarlamadan geçiyor veya da kendi PlayStation ayarlarından bırakıyorlar. Normalde sizin şu anda mesela ben bu okları oynatıyorum. Şu anda ben PlayStation'a kayıt aldığım için bu oklar oynamıyor ama aslında bu oklar benim televizyonumda şu an oynadı yani. O şey olan yerler diplere geldi. Tamamen kendi ayarımı yapıyorum şu an ama siz şeyden göremiyorsunuz. Tabii benim sadece televizyonumda şey değişiyor. PlayStation'dan siz bir yere kadar görebiliyorsunuz. Bir yerden sonra duruyor arkadaşlar. Çok enteresan bir şekilde. Dolayısıyla burayı da arkadaşlar ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın. O karelerin, o dipteki şeylerin, şu an geldi lan bu arada. What the fuck? Aynen geldi. Ama ben mesela benim televizyonumda şu an inanılmaz açık. Yani oklar bile gözükmüyorken şu an ekranda gözüküyor mesela. Enteresan. Burayı arkadaşlar kendi televizyonunuza göre, alanınıza göre ayarlayın. Herhangi bir görüntü kaybı falan yaşamamanız için. Bunu genelde nerede fark edebilirsiniz? Birisinin oyun oynadığını izleyince diyorsunuz hani ekran çok geniş duruyor, ben kendi oynadığım zaman durmuyor. Onun en temel sebebi bu sevgili dostlar. Buradan ekranınızın ayarlarını yapmayı unutmayın. En temel şeylerden bir tanesi bu. Biz şimdi bunu yaptık. İkinci olarak da arkadaşlar video çıkış ayarlarından, burada da tamamen dediğim gibi donanımsal bir olay var. Çözünürlük arkadaşlar, televizyonunuz eğer çok iyi değilse direkt sadece 720'ye sabitleyebilirsiniz. Veya otomatik yapmanızda PlayStation darlandığı zaman, yani fanı falan şey olduğu zaman bazen 720'den de düşüyor, gidebiliyor. Bunu sağlayabilirsiniz. Bunu otomatikte bırakmanız sizin için en mantıklısı olacaktır. Burada RGB aralığı var. RGB aralığı demek renk çeşitliliği demek arkadaşlar. RGB mesela yazılım yapanlar bilir, RGB web sitelerinde falan da kullanılıyor. Bir renklerin kodu arkadaşlar. Renklerin sistematik olarak kodu. Bu her rengin bir kodu vardır. RGB aralığı dediği şey de daha fazla renk, daha çok renkli anlamına geliyor. Bunu yaptığı zaman da arkadaşlar genelde bilgisayarda falan FPS düşüyor. PlayStation her ne kadar FPS dediğimiz olay sabitlense de sabit değil sevgili dostlar. Ben mesela eski PlayStation'da oynarken FPS'in düştüğünü bariz bir şekilde görebiliyordum. Dolayısıyla buradan RGB aralığını sınırlı yapmanız, özellikle FIFA oynayanlar için söylüyorum, sınırlı yapmanız sizin için arkadaşlar çok en doğru seçim olacaktır. Zaten FIFA'da fazla bir renk yok.
Dediğim gibi dolayısıyla RGB aralığını sınırlı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Derin renk çıkışı zaten kapalı olsun. Bunları benim şeklinde ayarlamanız sizlere fayda sağlayacaktır. Bu iki tane temel ayarımızı yaptıktan sonra artık gelelim internet ayarlarımızı sizlerle birlikte bir inceleyelim sevgili dostlar. Buradan direkt A kısmından arkadaşlar internet bağlantısını ayarla. Ben Wi-Fi ile oynuyorum dediğim gibi şu anda hani video çekerken. Normalde kabloyu bağlıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar özele gidiyorsunuz direkt. Özele gittikten sonra hangi ağa katılmak istersiniz diye size bir soru geliyor. Ben buradan kendi ağımı seçiyorum. Kendi ağımı seçtikten sonra şimdi buradaki temel ayarları sizlere göstereceğim. IP adresi otomatik. DHCP dediğimiz olay otomatik ama en temel şeyi göstermiyorum. Bir dakika. Bunu göstermezsem olmaz abi. Bunu hemen bir gösterelim. Özel diyorduk. İyi olanı hatırlamam. En temel şeylerden bir tanesi de özellikle kablolu oynuyorsunuz arkadaşlar. Kablolu şöyle bir problem. Kablosuz oynuyorsanız özür diliyorum. Şöyle bir problem oluyor. Modeme ne kadar uzaksın veya ne kadar yakınsın. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Modeminizin üzerine gelip kablosuz oynayanlar için söylüyorum. Wi-Fi frekans bantlarına bastığınız zaman burada sizin hangi Wi-Fi'niz tabii neyi supportluyorsa, neyi destekliyorsa onunla ilgili iki tane ayar geliyor. Yalnızca 5 GHz dediği şey arkadaşlar, eğer evin içinde veya bulunduğunuz yerde modeme bağlandığınız yer, mesela lokasyon olarak şu an evin diyelim ben bu odasındayım, modem yan odada mesela böyle yakın bir yer oluyor. Eğer modeme yakınsanız 5 yapın bunu abi, tamam mı? Modeme yakınsanız 5 yapın. Eğer ki modeme uzaksanız bunu 2.4'e çekin. Neden bunu söylüyorum? Arkadaşlar insanlar şuna göre yargılayacak. 10 megabit internetim var, 100 megabit internet. Abi önemli olan internetin hızı değil. Önemli olan internetin gelen, senin makineye gelen internetin ne kadar sağlam olduğu ve frekansının ne kadar aynı düzeyde geldiği. Hani bu FIFA'da oyun bazen donuyor, devam ediyor, donuyor, devam ediyor ya. Bunun sebebi rakibinizin veya sizin İnternetinizin sürekli sinyalinin değişmesi. Bir fazla geliyor, bir az geliyor, bir fazla bir az. Bu da oyundaki bantları, bandwidth'ini bozduğu için server sürekli dağılıyor. Aslında bunu yapacak ayarları var ama FIFA maalesef yapmıyor dediğim gibi. Dolayısıyla buradan eğer odanıza Wi-Fi yakınsa 5, uzaksa 2.4'ü alabilirsiniz. Bu arada bu video şeyi hızlandırmayacak. Yani download speed'iniz, upload speed'iniz değil. Sizlerin daha sağlıklı, daha akıcı oyun oynanmanızı hızlandıracak bir şey. Burada dediğim gibi kendinize göre mutlaka seçin sevgili dostlar. Bunu da seçtikten sonra bir tane ayarımız kaldı arkadaşlar. Bu bir tane ayar ama bence en önemli ayarı DNS ayarları. Bu DNS ayarlarını YouTube'dan videoları izleyip koymuyoruz arkadaşlar. Bize en uygun DNS ayarlarını bulmak için bir yöntem var. Şimdi gelin size bilgisayardan bu yöntemi anlatayım. Evet sevgili dostlar, size ben bir tane link vereceğim. Bu linkten doğru DNS'i bulmak için bir tane benchmark kuracağız bilgisayarımıza. Ben burada kendime Windows için olanını kuracağım arkadaşlar. Bu program sayesinde bir sürü server ya da DNS üzerine aratacak arkadaşlar ve bize en uygun DNS'i döndürecek. En uygun DNS'i döndürdüğü zaman da biz de bunları buraya nasıl yazacağız sizlere şimdi arkadaşlar onları anlatacağım. Şimdi program bu şekilde geliyor sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi. Buradan fazla bir şeyle oynamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan kaç tane benchmark'la falan deneyeceğiniz falan filan yazıyor. Hiçbir şeyle oynamayın arkadaşlar. Direkt Start Benchmark deyin. Buna bastığınız zaman sizin için bir sürü DNS'i deneyecek. Ve bu denemiş olduğu DNS'lerin hangi ping aralığında sizlere değer döndürdüğünü, ne kadar gecikmenizin olduğunu, işte hangi saniyede ne kadar, yani en fazla pinginin ne kadar olduğunu, en az pinginin ne kadar olduğunu test ediyor. Bu işlem birazcık uzun sürebiliyor sevgili dostlar. Bu işlem tamamlandıktan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili dostlar, işlem tamamlandıktan sonra size böyle bir ekran döndürecek. Şimdi bu ekranı ben ilk yerini kapattım. Orada benim kendi bilgilerim olduğu için. Şimdi direkt sizlere burayı anlatacağım. Neye göre seçeceğimizi anlatacağım. Burada yazan yer sizin average olarak, yani ortalama olarak aldığınız ping. Burada yazan yer minimum pinginiz, server'dan aldığınız. Burada yazan da maksimum pinginiz arkadaşlar. Bizim buradan alacağımız değerleri ben size şöyle açıklamak istiyorum. Bu minimumla maksimum arasındaki fark, en az olanları alacaksınız arkadaşlar. Misal veriyorum, burada 40'a 3000 olsun. Burada 30'a 2000 olsun. Tam tersi olacak, özür diliyorum. 30'a yani anladınız demeye çalıştım sevgili dostlar. Tam şimdi ben de spordan geldim, biraz kafa durdu tabi. Demeye çalıştığım şey arkadaşlar, burada en düşükle en fazla arasında çok bir fark olmaması gerekiyor. Yani 30 ve 3000 olacağını 40 ile 2000 olsun sizin için daha sağlıklı bir değer döndürecektir. Bu arada nerede yaşıyorsanız bunu ayrı ayrı yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Lokasyon olarak zaten bunu hesapladıkları için çok fark ediyor arkadaşlar. Burada almış olduğunuz en iyi değeri birinci DNS'e yazıyorsunuz arkadaşlar. Almış olduğunuz en iyi değeri ise ikinci DNS'e yazıyorsunuz.
Burada baktığınız zaman arkadaşlar 74, bakın mesela bu 40.2, 2306, 47.0 arasında mesela. Bakın bu 39 ve 3500 arasında, bunu almayın çünkü bunun aralığı gerçekten de çok fazla. Bizim buradan alacağımız ikinci DNS arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu DNS olacak. Çünkü bu DNS de bize en iyi değer döndüren DNS'lerden ikinci sırada yer alan arkadaşlar. Burada vermiş olduğu sıra elinize sırrı değil bu arada, dediğim kriterlere bakın. En düşükle en fazla arası çok fazla fark olmayacak ve averajın da medium değerde olmasına dikkat edin. Burada arkadaşlar en iyi aldığımızı birinci DNS kısmına, ikinciyi beğendiğimizde ikinci DNS kısmını yazıyoruz. Şimdi hemen PlayStation'a dönelim ve işlemlerimizi tamamlayalım. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz birinci ve ikinci değerleri de ekrana şu anda görmüş olduğunuz gibi yazdıktan sonra ileri diyorum arkadaşlar. MTO ayarlarımız otomatik olacak. Proxy sunucuyu da kullanmıyoruz. İnternet bağlantı şeyimizi bakalım bir nasıl olacak, ne veriyor bize bir görelim. Dediğim gibi kesinlikle bu download, upload arttırmak için değil, daha akıcı bir internet almak için. Bu şuna benziyor arkadaşlar, yani bunu şöyle bir özet vereyim sizlere. Sizin Türkiye'de kullanmış olduğunuz 1000 megabit ya da 100 megabit internetle yurt dışında kullanmış olduğunuz 100 megabit internetin gerçekten de kullanılabilirliği ve hızı aynı değil. Sadece rakamlara göre odaklanmayın arkadaşlar. Bunu size net olarak söyleyebilirim. 25 upload, 25 download, 5 upload olarak şu anda zaten kullanmış olduğum pakette bu. Tamamen değerlerimizi alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde arkadaşlar oynadığınız zaman oyunlarınız daha akıcı olacaktır. FIFA'da birazcık daha hızlandıracağını ben size söyleyebilirim. Özellikle bu speed lag olayı var ya arkadaşlar, sürekli internetin gidip gelme olasılığı. Bu sorunu yaşayan arkadaşlarım için zaten bunu direkt ortadan kaldıracaktır bu sevgili dostlar. O 2.4, 5.0 ayarlarına çok dikkat etmenizi size de tavsiye ederim. Aynı zamanda şunu unutmayın ki FIFA'nın arkadaşlar serverları bozuk, tamam mı? Yani gerçekten bozuk. Adamlar bu işe kafa yormamış, para vermemiş. Çok açık ve net belli. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın bir yere kadar biz bunu, yani bu video izledikten sonra tabii ki de tamamen gitmeyecek ama ben bu video izledikten sonra mesela Fortnite'da bana şey çok oluyordu eskiden. Bu bir tane, bunu bir haftadır kullanıyorum. Bunu yapmadan önce sevgili dostlar şöyle bir şey oluyordu. Adam beni vuruyor ya mesela. Adam beni vuracakken ben donuyordum. Aslında orada benim pingim fazla olduğu için veya internetim dandik olduğu için adam beni çok daha önceden öldürüyordu, bana sonradan geliyordu. İşte bu şekilde bunu engelleyebilirsiniz sevgili dostlar. Gerçekten yani ben kendimden söylüyorum, hızlandırdı. Siz de hızlandırabilir, hızlandırmayabilir. Ben bunun garantisini gerçekten veremem. Çünkü bu internet birazcık enteresan bir şey sizler de bildiğiniz gibi. Ama umarım size faydası olmuştur. En temel nokta burada her zaman monitörle oynama. En azından server'ı geçtim. PlayStation'dan, ekrandan gelen görüntüyü en hızlı almaya çalışın. Monitörle oynamaya çalışın. 1ms monitörler özellikle müthiş olur. 720p, 1080p fazla bir olay değil FIFA için. Önemli olan tek şey sadece akıcılık. Ve FIFA'nın arkadaşlar serverları inanılmaz overload, yani gereğinden fazla dolum yaşandığı zaman inanılmaz şekilde boka sarıyor. Eğer zamanınız varsa özellikle saat gece 12'den sonra sabah 2-3 gibi falan serverlar boş oluyor ve gerçekten oyun çok akıcı oluyor. Sizlere bunu da yapmanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Kesinlikle gece oynayın ve her zaman şu anda birazdan daha göstereceğim taktiği de uygulayın. Ve de bir gelin şimdi sizlere videodaki son taktiği de göstereyim. Bu arada arkadaşlar şunu unutmayın ki FIFA'da mesela şu anda Team of the Year olduğu için bile ne kadar hani oyunun yavaş olduğunu görebiliyorsunuz. Özellikle saat 9'da falan paket açma saatlerinde oyunun ne kadar yavaş olduğunu görebiliyorsunuz. Hani gerçekten de FIFA'nın böyle az, yani böyle öyle bir saatler olur ki mesela saat gece 1, gece 2 falan. Bu saatlerde hep bomboş olduğunu zaten hani sizler de oynadığınız zaman server'ın hızından falan anlayabiliyorsunuz. Bu saatlerde oynamanızı sizlere ben bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak tavsiye ederim. Bu saatlerde oynayın. Yani dediğim gibi tabii ki de bunların hiçbirine zorunlu değiliz. Aslında böyle bir şey olmaması lazım ama bazen kadere bu oyunu eğiyorsun. Şimdi göstereceğim şey de arkadaşlar ev sahibi oynama olayı. Şimdi ev sahibi olup olmadığınızı nasıl anlayacağınızı sizlere göstereyim. Arkadaşlar maça başladıktan sonra rakip baranıyor diyor ya. Mesela burada ben şu an ev sahibiyim. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda ev sahibiyim. Nereden anladım ben bunu? Ben maça girdiğim zaman ilk başta benim logom geldi. Bir kez daha gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Hani FIFA diyor ya biz server'da bağlıyoruz, sizi orada maç yaptırıyoruz falan. Bu tamamen yalan arkadaşlar, bunu size söyleyeyim. Size şöyle yapıyorlar. Server'a bağlıyorlar. Tamam mı? Server'da ufak ufak odalar açmışlar abi. Oda 1, oda 2, oda 3 diye. Ama o server'da da sizin yine bir hostunuz oluyor arkadaşlar. O host da işte bu ev sahibi olan oluyor. Ve ev sahibi olarak oynadığınız maçların daha hızlı olduğunu net olarak görebilirsiniz. Bütün pro player'lar falan böyle oynuyor. Ben bunu zaten geçen sene de paylaşmıştım. Bu sene de tekrardan söylüyorum. Bakın şu anda yine ev sahibi benim. Çünkü ilk başta benim logom geldi. Ve hatta size şunu söyleyebilirim ki FIFA'da bu kadar fazla 30'a 0 olmasının sebebi bütün pro'nun ev sahibi olarak oynaması. Bakın mesela şu anda
yükleniyor diyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben geldiğim zaman adam zaten buradaydı. Yani logosu benden sonra gelmedi. Ben şu an deplasmanı ve ben maçı oynadığım zaman daha da kasvetli bir internette oynama gereksinimi duyacağım. Dolayısıyla her zaman maçlarınızı evinizde oynayın. Ve bu kadar fazla 30 bin olmasının sebebi de bütün proların ev sahibi olarak oynaması. Ev sahibi oynadıkları için birbirlerine karşı oynamıyorlar sevgili dostlar. Ve bu yüzden de daha fazla win alıyorlar. Genelde zaten bütün proların hepsi öyle oynadığı için, yani bir kısımdan sonra 25 binden sonrası genelde öyle oynadığı için durum arkadaşlar, vaziyet bu şekilde oluyor. Ve bunu yapan insanlar da hani e-sporcu insanlar. PSV Espor'dan sevgili Ali Rıza kardeşim bile öyle oynuyor. Yani adam hani her kadroyla gözü kapalı yenecekken bile adam bile bunu yapıyorsa demek ki bunun bir sebebi vardır sevgili dostlar. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Emeğe saygı olarak beğenirseniz çok sevinirim. Geçen hafta YouTube'a geri döndüğümü söylemiştim. Tekrardan yararlı içeriklerle sizlerle birlikte olacağım. Ama bir içeriğim var ki bu hafta. Bugün Facebook ve Twitter'dan da bunun duyurusunu yaptım. Ya büyük ihtimal EA'ye tekrardan sağlam bir yaslama gelebilir. Takipte kalın abi. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bunu bir detaylarına kadar inmem lazım sizlere aktarabilmem için. Onu bekleyin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.